Taksi. Zaten duruyormuş. Niye bağırdım ki ben? Bağır taksiye. O kadar zayıf prodüksiyon ki taksi gitmiyor bile. Taksi. İnanılmaz. Şoför olmayan bir taksi. Teknolojiler. Arkadaşım hemen al önden birini taksici çabuk. Bir tane taksiciye ihtiyacımız var. Abi eyvallah. Bu arada şikayet ediyorsun balayı ile ilgili. Beyefendi oturun. Oturun. Böyle balayı olmaz olsun gerçekten ya. Ben Tayland'da yapalım istedim. Kayınvalide gelince yattı tabii suya. Evet şimdi bağır taksiciye. Taksi. Buyurun. Taksi mi diye baktım. Teşekkürler. Bazen çünkü sarı araba karıştırıyorum ben. Taksi arkadaşım olur. Desene uçağa gideceğim diye taksiye. Ben uçağa gideceğim haberiniz olsun. Soran olursa söylersiniz. Arkadaşım. Sabaha kadar uzatabilirim. Taksiye bunu. Kafanla işaret et. Uçağa göster havayı o anlar. Onlardan alsana bir tane. Niye böyle sürünüyorsun taksiye? Arkadaşım. Daha devam ederim. Adamın camı kapalı anlamıyor. Taksiciye taksi de. Taksici sen elinle işaret yap. Nereye gidiyorsunuz ayağa? Sen de işaretini anlat ona. Buyurun. Taksi. Havaalanı. Göster kafanla, göster. Bak yukarıda havaalanı. Uçaklar altta duruyor. Havaalanı yukarı yapmışlar nedense. Anladın sen onu. Elinle uçak işareti yap taksici. Büyük geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Arkadaşım deli, evet deli. Desene. Taksici yap bir daha uçak mı diye. Uçak mı? Evet, ikinci kelimeyi anlatıyorum. Evet, havaalanı. Tamam, atlayın. Siz buyurun, siz şey yapın. Ezgi, bir dakika susmuyorsun Ezgi. Devamlı yok, siz, bir problem buyurun, söylüyorsun herife. Ben mi? Evet. Bayanı öne oturtur muyum ya kayınvalidemine? Ayıp bir şey. Devamlı bir problem çıkar Ezgi. Orada şey çıkılacak. Ay bir valizleri dizemedin. Ayım da ayım. Elinin altında ayısı. Nasıl? Hayret bir şey ya. Daha evliliğimizin birinci günü ya. Bezdim artık. Onu atmasın, can var içinde. Ay can var içinde. Can var içinde. Atma onu. Ya içinde can olan bir bavulla niye balayına gidiyorsun? Karına sor, bana niye soruyorsun? Bunun silikonları var. Tam yanına gelip oturduğunda kayınvalide de ki damat damat diye omuzuna vur, telefonum çantada kaldı diye. Evet, vur omuzuna çok sert. Damat! Ben size bir şey söyleyeyim, sizin Hollanda'ya falan gitmenize ihtiyaç yok. Vay maşallah. Kadın daha bir şey söylemedi, nereye gidiyorsun? Söylemesine gerek yok, ben artık korkarım. Ben artık kayınvalideme taparım. Karım beni bıraksın ama o bırakmasın. Gel otur şu taksiye, sümsük. Evet, vur kayınvalide. Yazık çok fena vurdu ama hanımefendi. Pardon ya. Yok canın sağ olsun. Elindeki o metal yüzüklerin hiç önemi yok ya. Evde de takmıyor değil tam mi? Tam şimdi oturduğunda kayınvalide. Ay damat bir daha. Aynı yere vurmazsanız çok sevinirim. Yok. Orası ay damat. Evet. Neyimi unuttum? Ben ne bileyim unut bir şeyini işte. Ay damat rujumu getirsene. Hayır ruj olmaz. Ay damat neyimi unuttum neyimi de o bulsun. Damat çok, değil mi? Çoluk çocuk var mı? Ay hadi damat, ya. Neyimi unuttum neyimi? Ne bir bilsen, ben, ne bileyim, ay şu bavula bakıver. Neyimi unuttum? Şuradan bizi en yakın şarampolden yuvarlar mısın? Teşekkürler. Ezgi söylesene, annem neyini unutmuş, hatırlamıyor. Annem neyini unutmuş, hiç ilgilenmiyorsun. Annen insanlığını unutmuş hayatım. Bence uzun yıllar olmuş. Kayınvalide söyle, neyimi unuttum neyimi? Ezgi'deki neyimi annemin unuttum, neyini neyimi unutturup bulsana. Neyimi unuttum neyimi? Annen neyini unuttu bulsana. Ah annenin ben ses sanatçısı olduğu şeyi bilmiyorum ki. Neyini unuttu ya dur. Klarnetin hemen yanına koymuştum neyini ben onu. Korkacak bir şey yok benim bebek. Neyin? Ay demek ki neyimi unutmuşum söyle. Demek ki neyimi unutmuşum. Evet vallahi de çalarsın biz. Evet konuş taksiciyle. Direksiyon başında dans etmeniz yasak değil mi? Eyvallah. Taksici daha başlamadık. Senin ismin neydi? O gün. O gün beymiş. Tamam Mahmut. Abi. Sizin mikrofon çok aşağıda kalmış abi de. Eyvallah. Evet Mahmut de ki kafanla işaret et. Nereye gidiyorduk? Nereden gideyim? Evet. Evet sen. Yol kapalı. Nereden gidelim? Kaldırımdan gidelim. Zaten kazalar hep yolda oluyor. Kaldırım daha güvenli. Olmaz. Olmaz. De ki Mahmut o yol kapalı. O yoldan gideyim mi? O yol kapalı, o yoldan gideyim mi? Yönetmenin akrabası mısınız? Çünkü o yol kapalı ise inatla oradan giden tek o vardır. O zaman bu yoldan gideyim. O zaman bu yoldan gideyim. Bence aklın yolu bir. Evet, şimdi diğer gideyim. Taksici arkadaşlara sor. De ki, havaalanında müşteri aldım da Selami Çeşme'den nasıl gideyim? Sor. Hayır, telsizde soruyorsun ya diğer taksicilere. Telsiz cebinde mi abi?
mobil taksici. Selami Çeşme'den bir müşteri aldım. Biraz sıkıntılı. Yok, bu ayrılabiliyor. Bir parçam sandı tabii. Ben de görsem korkarım. Bir türlü alamıyor. Sen al taksicilerle, sen irtibata geç arkadaşım. Niye adam... Güvenmiyorsun ona. Uzak yoldan götüreceksin beni. Ver ben konuşayım de. Beyefendi şuradan iki dakika Fatih Köprüsü'nden geçeceğiz yani. Benim o zaman siz söyleyin. Yok arkadaşım. Kafa mikrofonu vermeyin de ben telsizi veririm. Telsiz kalçanıza mı yapışıyor? Aa, rahatsız ediyorum. Selam Çeşme'den Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. En yakın nereden gidebiliriz en kestirme? Valla birinci köprü kapalı, ikinci köprü de kapalı. O zaman biz Selam Çeşme'de benzincinin karşısında bekliyoruz. Üçüncüyü yapsınlar, haber verin. Böyle gerzek bir lafa bu cevap veriyoruz. Evet taksi, gazla. Gazla taksi. Çok hızlı git. Kayınvalide kork. Kork, vur omzuna de ki. Ay de bu taksiciyle konuşsun hadi damat. 3-2-1 buyurun. Ay damat, bu çok hızlı gidiyor. Evet evet, çok sevdim adamı. Sonu ay yavaşlasın bu, ben korkarım. Yok yok, bence çok güzel gidiyoruz. Ezgi gir devreye. Annem haklı, çok hızlı gidiyoruz. Korkuyorum. Kusura bakma. Evet, havadan sudan ama... konuş taksiciyle. Yavaşlamasını sağla. Ya bu bence çok fazla hızlı gitmeyin. Çünkü bu EDS var. Anında eve artık geliyor fotoğraf. Ceza yersiniz. Yavaşlayayım biraz. Biraz bence yavaşlayın yani. Olur. Bir acelemiz de yok. Çünkü 2,5 saat var uçağa. Bir saat önce orada olsak yetiyor. Olur. Yavaşlıyorum. Çünkü kayınvalidem geldiği için yurt dışı balayına iptal ettim. Kastamonu'ya götürüyorum. Evet, giderken tam o sırada bir anda trafik tıkanır. Fatih... Ne? Nerede tıkanıyor? Köprünün girişinde trafik tıkanır. De ki, nasıl olabilir ki? Köprüler tıkalı. Başka yerden gidiyoruz biz. Nasıl gidiyorsun? Gerizekalı, köprüler tıkalıysa. Normal hareme gideceğiz. Oradan arabalı vapurla Sirkeci'ye gideceğiz. Olmaz. Köprüden nasıl gidiyorsun? Nasıl olmaz ya? Ben size köprü tıkalıdır demedim mi de taksici? Hayır. Size... Bir ve ikinci köprü kapalı dediniz. Tamam. Başa alalım mı kaydı? Fark etmez. Ne köprüye götürdü adam sizi. Ay kolum acıdı. Cam kapalıydı. Haremde maremde işin yok senin. Benim haremde falan işim yok. Ben doydum öyle şeylere. Evet taksici Mahmut, peki. Ben size demedim mi köprüler kapalıdır, başka yerden gidelim. Aha da tıkandık işte de. Ben size demedim mi köprü tıkalıdır diye. Aha da tıkandı. Evet çok haklısınız. Gerçekten sizi dinlemeliydik yani. Siz tecrübelisiniz tabii değil mi hayatım yani? Evet sevgilim. Arkadaşım desene köprü kapalıysa nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz şimdi? Hayır, arkadaşım sana söyleyecek. Ben nasıl bir bedbaht bir insanım? Sürekli herkesten fırça yiyorum ya. Söyle. Vallahi çok haklısınız ama ben de, o zaman isterseniz ne yapalım biliyor musunuz? Tekrar dönün E5'e. E5'in bağlantısına hareme inelim. Haremden... Beni deniz tutuyor de, söyle. Beni deniz tutuyor ama. Beyefendi, biz size göre rota mı belirleyeceğiz? Uçağa geç kalacağız. Hayır, şey yapabiliriz. Arabalı vapura gelince siz inersiniz, biz devam edelim. Biz öyle sen şey... konuşma yenge de taksici. Yenge sen bir dakika girmezsen. Nereden yengenim ben senin, hadsiz? Adam o kadar kibar ki sizin gibi söylemiyor bile yani. Sen konuşma yenge de, sen de. Yenge bir konuşma ya. Kayınvalide devreye gir. Bence taksici benden hoşlanıyor. Sen terbiyeli ol. Hala bir umut var benim için. Kayınvalide sen arkadaşıma çıkışıyorsun. Taksici posta koyuyor karına, sen hala bakıyorsun diye, evet. Sen ne biçim adamsın? Taksici karına posta koyuyor. Ama... Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hayır şimdi estağfurullah, adamcağız da şey yapıyor şimdi sabahtan beri direksiyon sallıyor anneciğim. Tamam. Bir yandan da haklı aslında, şimdi iki köprü de kapalı. Nereden götürsün bizi? Ezgi böyle... ağlamaya başla. Ben neyin içine düştüm diye. Kadersizim diye başla ağlamaya. Ay ne kadar kadersizim, ben neyin içine düştüm? Ah benim kadersiz yavrum. Ben vites koluna oturup intihar edeyim mi? Ya oraya kadar geldim artık. Hayattan... Arkadaşım devreye gir, karın ağlıyor. Hazır 4. viteste gidiyoruz. Gir. Efendim? Gir devreye. Hayatım lütfen istirham ediyorum, böyle yapma ya. Çok gerildim. Ama ben sana da evliliğimiz ilk günde böyle... Tam o sırada frene basarsın, herkes öne kafayı vurur. Hayır sen. Ha, çok özür diliyorum hocam. Bas ayağını. Arkadaşım sen değil. Ben değil. Evet. Sen karını teskin etmeye çalışıyorsun, arkaya dönmüşün. Ne yapıyorum? Arkaya dönmüşün, teskin etmeye çalışıyorsun. Teskin? Oo, yeni mi öğrendik bunu? Hadi. Konuşuyorsun. Hadi böyle şeyler yapma. Çok gerginim gerçekten. Bak tatile... Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Abla trafik var ama. Ama abla, trafik var da ben sizden demin rica ettim yavaş gidelim diye. Yani bu bir acelemiz yok. Dur kalk. Can mi yani bu? İstirham ediyorum lütfen. Benim midem bulandı. Sinirlen taksici, in lan aşağı de. İn lan aşağı o zaman. Anne size diyor galiba. Adam haklı. Hayır taksici söyle, in lan aşağı de. İn lan aşağı. Hocam ben ne yapayım? Bu ne kucağında ayıyla oturuyorsun ya? Ya bu benim ayrılmaz bir parçam. Bu arabada bir tek sıkıntı bu mu?
Daha olsun. Arkadaşım, adam sizi taksiden atıyor. Hadi. Gurursuz musun sen? Kayınvalide konuşsana. Ya hadi. Gurursuz musun sen? Adam sana posta koyuyor burada. Tamam da anneciğim, şimdi adamcağız da haklı ama ben de nereye kadar tartışayım onunla yani? Ya bir kere şu an... Gir. Nasıl bir kocan var senin Sümsük? Nasıl bir kocan var senin Sümsük? Hayır. Benim değil, onun kocan. İlişkiler tamamen kocan karıştı. Kestik Ezgi, ona değil, taksiciye. Sümsük. Hayır, o... Nasıl kocan var be? Allah kahretsin ya. Ezgi, senin nasıl kocan var? Bir... Evet, evet, evet. Her şey gitti artık. Taksici, in aşağı Mahmut. Bunu arabadan indirmeye çalış. Kimi? İn aşağı, in ulan arabamdan. Götürmüyorum sizi. Arkadaşım, inmemek için şeyler yap. Adam çok tehlikeli. Giden arabadan atladı. Evet, ben... İn lan arabamdan. Aa, geç, lan. Geçmiş olsun. Elin camdan girdi. Camı kapamıştım. Açtım, açtım. Camı, kapıyı açtım. E kapıyı oraya açtıysan arkasından nasıl girdin içeri? Hep olur böyle şeyler. Türk arabası işte. Mahmut, kapıyı aç, yan tarafa geç. Seyirciye yüzünü dön. Evet. Evet abi. İn arabadan aşağı de. İn lan aşağı. Ama efendim ben... İn aşağı. Beyefendi ben seni... Kucağında ayı yarım saattir. İn aşağı. Ya ayı... Size ne canım? Belki bizim uğurumuz ayı. Kucağımızda olmadı mı uğurumuz kayboluyor belki. Evet, yastık olarak kullanıyoruz. Arkadaşım, gir devreye, adam indirmek istiyor sizi. Allah Allah. Çok affedersiniz de. Yani şimdi... Sıkıntı nedir, ben onu anlamadım. Sıkıntı nedir? Yani trafikte kandıysa zaten sizin göreviniz bu değil mi? Taksi şoförü değil misiniz siz? Bizi götüreceksiniz yani. Arabada bir kaos var ama. Arabada kayınvalide. Hayır, taksici, sen onu hiç din... Sen benim kayınpederin durumunu düşün. Sen onu hiç dinlemiyorsun. Sen yakasını topluyorsun, gözüne kafayı vuruyorsun. Evet, topla yakayı. İnmiyor musun lan arabamdan falan diye. İndim mi ya? İnmiyor musun lan arabamdan? İndim işte. Abi indim. Arabada indim zaten. Olay niye büyüdü Hayır, ki? Onları da indir de. Onları da indir. Sen indirsene. Kafayı sadece... gömerim de. Döverim seni burada yarım saatte. Sadece kayınvalideyi indir. Gündüzleri bedava çalışırım takside. Tam o sırada arkadaşım, sen Mahmut'a şey yap. Hareketi göster. Mahmut da kafayı gömsün sana. Sen gözünü tutarak arabaya git. Ya çok... kardeşim, bizi götüreceksin oraya. Hareket yapmadın mı? Bu benim efendi olduğum için en yüksek hareketim bu. Al gözüne yumru kafayı. Bir daha baştan. Sen elinle çıkar. Kardeşim, götüreceksin bizi. Ya götüreceksin bizi ya. Ezgi, çıksana. Kocanı dövüyorlar. Ay, şuna bir şey oldu. Bir bak. Kocacığım. Taksimetre yazıyor. Hadi. Vay imansız ya. Anasının kızı. Arkadaşım, gözünü tutuyorsun sen. Oranı niye tutuyorsun? Benimki gönül gözü. Hayır, gözünü tutuyorsun. Tut gözünü. Ya anam, 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 anam diye bağırıyorsun. Anan, anan, anan. Hep anan bunları söyledi. Efendim. Lan senin anan, senin. Senin anan, senin anan. Lan bir daha kafa yiyeceksin geri zekalı. Anam, 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 yandım anam diyorsun. Anam, anam, o kadar acıdı ki ya. Böyle bir şey gerek var mıydı ya? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Kayınvalideye vur sana. Ne yapıyorsunuz ya? Ama hayret bir şey ya. Çok acıdı ya. Ezgi, al arabayı gazla. Kocanı at yan koltuğa. Hayatım, geç şuraya. Geç. Al arabayı gazla. Alayını. Bir de al. Tekme at şeye, taksiciye. Senin ben. Al arabayı gazla. Arkadaşım, sen çok kork. Taksiciyi dövdü, arabayı kaçırdı. Hadi bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Şu ayı bana veriver sevgilim. Eteğim biraz açılıyor da. Evet, gazlar. Arkadaşım, korksana. Ezgi, ne yaptın karıcığım diye söyle. Ayı gibi kullanıyorsun. Arkadaşım desene. Ya ne yaptın sen böyle bir şey? Nasıl yaparsın adama böyle bir şey? Adamın arabası çaldık gidiyoruz hayatım, şu an. Hayatım, uçağı kaçırıyoruz. Ezgi söyle, konuşma lan. Uçağı kaçırmıyoruz, taksiyi kaçırıyoruz şu an. Yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Mahmut'u alkışlarla yerine gönderin. Abi, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet, havaalanın önüne gel. Çek el frenini. Araba ben, ters dönsün. İstiyorsan ben rahat. Sen arabanı kullan. Aa, pardon. Aa, affedersin. Anladım. Ha, unuttum. Daha küçük bir şey yok mu? Kunduz bunduz. Ha, görüşünü engellemesin diyor. Evet. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. El freninin sesi yaptı. Ha, evet. Kadın el freniyle arkayı yarım metre kaydırdı. Kayınvalide gitti mi? Buradayım. Ah canım, hoş geldin. Düşüremedik anneyi. Evet, bir daha kaydır. Duruyor araba, nasıl daha bir daha kaydır? Gazla kaydır. Kendi etrafında lastik evet. Yakıyoruz. Evet. Nasıl bir... Bu da büyük annenin mi? Büyük anne. Arabanın üstü açık mı? Acele etme, hep buradayız. Sabaha kadar buradayız. Hemen iniyorsunuz, bavulları alın çabuk. Müzisyen, ver hızlı müziği. Hadi geldik.
kayınvalide. Şöyle bavulları alsana damat. Hadi şu bavulları al, hadi hadi. Kızım sen bırak, aa, o taşısın. Hayatım, uğurlu ayını al da kucağına. Alacağım, bunu alacağım. Bunu sandalyeleri alın, hemen bir tane desk yapın, çabuk. Tam kapıdan içeri giriyorsunuz. Girin içeri. Havaalanın kapısından içeri. Hadi buyurun, siz önden buyurun. Sağ ol. Sağ ol hayatım, sağ ol. Hiç oralı olmadı, sen geç falan demiyor ya. Evet, tam sen geçerken... Bip! Allah kahretmesin. Hayır ulan, şeyden efendim? Öttü, öttü. Öttün sen, öttün. Ben öttüm. Evet. Taksici öttürdü tabii. Öttün arkadaşım. Bu ne oğlum, mahkemeye mi geldi, davalık mıyız? Hayır arkadaşım, oradan bilet alacaksınız. Evet, gel. Müzisyen gel, biletçi ol. Hah, bundan bileti alırız biz. Evet, söyle arkadaşım, gel. Gel, gel, acele. Uçağa 5 dakika var. Aa, iyi günler beyefendi. Bizim günler. Biletlerimiz, rezervasyonumuz olması lazım. İsminiz? İsme gerek yok. Ben size pasaportu vereyim. Kastamonu'ya pasaportla gittiğimiz... Tabii, Kastamonu'nun çok yabancısıyız. O yüzden pasaportla giriyoruz. Ne oldu? Arkadaşım bir dur, adama söyle. 5 dakikamız var, çabuk ol de. Hazır smokinlisiniz herhalde, Büyük Millet Meclisi'nden falansınız. Bizi boşar mısınız lütfen? Arkadaşım, he, söyle de ki 5 dakikamız var, ne olurdu? Beyefendi 5 dakikamız var, kayınvalidem eşim... Dur, dur, burada öyle acele iş yok. Evet. Öyle 5 dakika, 3 dakika, yok öyle. Evet. Uçak işi bu, kolay değil he. Uçak işi de uçak yapmayacağız, uçağa binip gideceğiz, yani imalat değil. Arkadaşım, posta koysana adama. Beyefendi, bunu şu an halletmezseniz bu müesseseyi başınıza yıkarım. Hah. O elini bir daha oraya vurursan kırarım o parmakları. Ben kendim kırarım vurursam, sizi böyle üzdüysem... Ben kendim bunu dirsekten koparım. Hayır arkadaşım, geri basma, yürü. İçim ben yapım böyle, ben hayır, insan... Hayır olmaz, sev... yürüyeceksin. Hocam bunu halledeceksin, bak benim tepemi attırma. Ben bugün benim balayım, bunu halledeceksin. Atsa üçümüz... ne olur lan tepen? Kim konuşuyor? Bana bak, bana bak, bana bak. Eski sen dur da sen daha... Siz şey yapın o zaman. Sevdim bu kafamı. Tamam sen siz halledin, ben boarding'e gidiyorum. Dur Ezgi, önce kocan kafayı yesin, sonra ha, sen atarsın. Pardon, tamam. Evet. Evet müzisyen, topla yakasını. Ne diyorsun lan sen diye. Sürekli bir yakam toplanıyor. Evden dağınık çıktım herhalde. Sürekli bir... Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Ben diyorum ki bizim için bugün çok önemli bir seyahat... Posta koy adama. Ben size bir mail atacağım. Hayır, sonra koy postanı adama. Hocam bu işi halledeceksin diyorum bak. Ben ne öyle... Göm kafayı. Ben ne... O mu gömüyor? Evet. Allah... İki gün de kapanacak. Nereye göreceğim kafayı, ben? Göm kafayı. Adam adam diye bağır. Yine anam, yine bak, anam. Bak gene düştüm, bak gene döndüm. Ezgi, git adamın yanına, göm kafayı, kocanı al. Bana bak, hadsiz, hadsiz. Kocacığım. Vay canım, maşallah. Aşkım. Efendim. Edrin. Edrin. Biraz görüyorsun aradan. Biraz görüyorum alttan, hep kara zemin. Nereye, ikisi de kapandı. Aradan az görüyorsun. Evet. Hocam koskoca miniyi devirdim, şu an oynayamayacağım daha fazla. Evet, al bavulları, al bavulları. Uçağa binmişsiniz, uçaktan inmişsiniz. İnin bu bavullarla uçağa mı binmişsiniz uçağa? Evet. Nasıl almışlar bu bavulları uçağa? İnmişsin, uçaktan inmişsin, çıkıyorsunuz havaalanından. Vay, zor görüyorsun. Doğru yere mi geldik, zor görüyorum ben. Gel hayatım, takip et beni, gel. Evet, dönün, dönün, dönün. Hemen bir tane erkek al sahneye, çabuk. Kadınlardan bir hayır görmedim. Bir tane tamam, erkek girecek. Ah, abi, hoş geldin. Evet, geç balkonun arkasına arkadaşım. Ben gözüm kısık diye mi görüyorum böyle? İsim ne abi? Hoş geldiniz. İsim ne? Orhan. Orhan, hoş geldin abicim. Evet, Orhan. Mahmut'sun. Geç şey balkonun arkasına. Her gelen Mahmut mu? Nereye indik ya? Geç balkonun arkasına. Otel görevlisi sizi. Evet, gel. Gel bavullarla otelin döner kapısından girmeye çalışın. Çıktık. Evet, şey... Mahmut, geçsene balkonun arkasına. Arkaya abi, orası resepsiyon ya. Evet, gel arkadaşım. Evet, merhabalar. Merhaba. Tolga İşmen, 3 kişilik yerimiz olması lazım. İkisi suite oda, bir tanesi kazan dairesi. Gözünü seveyim, arkada kayınvaliden ver. En uzak, otelin en uzak odasına lütfen. Balay zatili için geldik çünkü. Peki beyefendi. Ben sizin odada kalacağım. Böyle ateşli silah satılan bir yer var mı beldemizde? Yok abi. Yok değil mi? Yok beyefendi. İmal eden biri var mı? Evde falan? Yok, tanımıyorum. Böyle... Mahmut, sen telefonla konuşuyorsun sevgilinle, hiç onları dinlemiyorsun. Konuş. Niye ya? Dur. Konuşmuyorsunuz ki. Mahmut, şey konuş, de ki... Seviyor musun? Seviyor musun? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Sen kapat.
Arkadaşım devreye girsene. Ben kapatamıyorum. Bak müşteri var, ona vereyim, o kapatsın de. Ben kapatamıyorum. Müşteri vereyim, o kapatsın. Arkadaşım! Hocam, 3 tane oda var bizim. Ayılık yapma! Niye konuş 3 tane? Telefonla! Niye 3 odamız var dedim ki ben? Biyoloji de 3 dedin, evet. Evet, 2 oda. 2 odamız var. 3. belki manita falan olursa benim diye. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Tamam. Kaç numarayı veriyorsun söyle. 5 numarayı veriyorum. Yok. 4'ü aç. Saçma bir şey ya. Niye 5 numara? Arkadaşım. 5 diye otel odası numarası olur mu? Pansiyon mu lan burası? 206, 14.001 bir şey yap. Havalı bir yere gelmiş olalım. O zaman 106 numarayı veriyorum. 106 gene bir. Hayır. Işte. Elini, yumruğunu uzat. 2 yumruğunu da hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi seçer? Kaç yaşındasın? 18. 18 ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. Hayır. Ölüm çıktım. Aa. Pislik. Ben ölüm çıktım. Vallahi benimle alakası yok. Bak, seyirci pisliğe prim veriyor. Algı da seçicilik. Ben öyle bir şey demedim. Konuşma! Yani tenis oynarken efendim... Gerizekalı! Ezgi sen de gülüyorsun gevrek gevrek. Vallahi ağzımı açmadım ben. Ya sen yapmayın de elini arkana sok Mahmut. Aniden çıkar kolları, ikisi de korksun. Çocuk yavaş, elini yavaş. Arkasına niye soksun? Gösterin. Evet bu. Kaç bu? 403. 4. kat mı? Yok 5. kat. Kod farkında. Ya ne oluyor ya? O taksici bana arabayla gömseydi de bu günleri görmeseydim ya Resulallah. 403 5. katta olması sana niye koyuyor bu kadar? Olmaz. 403 4. kat 3 numaralı oda. Lan 500. Sana ne? 403 5. kat. Kod farkı var orada. Orası. Sen de karışma. Otelci manyak. Ne abi? Alttan dubleks evet. Tamam evet. Doğru. Tek çözümü bu. Geç yerine. Evet. Al anahtarı. Al anahtarı. Çok teşekkür ediyorum. Kayınvalide. Hayatım bu sende kalsın, ben babalar olayım. Asansörde izah edeceksiniz durumu. Ben asansörde yapacağımı biliyorum. Aynı odada mı kalıyoruz? Tabii. Hayır, 2 anahtarınız var ama asansörde Tolga anlatacak. Bir tanesini aldık. Ha öyle mi? Öbür odayı deli. Ötekinde Mahmut, ben size şeye kadar asansörde eşlik edeceğim odaya kadar de. Ben size asansöre kadar eşlik edeceğim. Çok teşekkürler. Ben kızıyor muyum? Evet, asansörün içinde. Gel, binin asansöre. Mahmut sen önce bin asansöre. Şöyle buyurun. Çağırsana asansörü. Geldi, yedim. Ben çağırdım. Geldi, kapı açıldı. Sen hiç yorma kendini. Yok. Ben şimdi camları da bir silerim odaya girince. Güzel mermerleri ovarım. Limon lekesi vardır orada. Evet, gel Mahmut. Şey, kapı sıkışmış. Biraz elinle açıyorsun asansörün kapısını. Gırrç. Buyurun. Tebrik ediyorum. Asansörün anasını belledin. Biz artık yürüyeceğiz mi? Bozuldu herhalde çünkü. Kapanma. Ya binin. O kapatacak. Geç hayatım sen. Buyurun. Sağ ol hayatım. Girin çok. Ya o kadar büyük asansör değil. 4 kişilik. Mahmut sen de gel. O kadar büyük değil. 4 kişilik. 3 kişi bindik zaten. Sıkıntı ne? Mahmut da binecek. Mahmut nasıl gel. Nasıl sığacağız hocam? Sıkışın. Sıkışın. İyice bavulların arasına girin. Mahmut sen de gir bavulların arasına. Mahmut sıkışsana iyice. Hatta yorma kendini. Bavula otur sen. Ben taşırım hepinizi. Lütfen ya. İstirham ediyorum. Lütfen. Mahmut oradan olmaz. Sen arkadaşımın arkasından gel. Evet. Oradan ittir. Kapı kapanmıyor da iyice. Bence bu Mahmut'un balayı. Mahmut ittirsene, kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Mahmut elinle ittirme adamı, göbeğinle ittir. Evet, kucakla onları, 3'ünü birden kucakla. Evet, ittir. Sıkışın, of. Tamam. Şimdi birisi bassın 5'e. Bir şey söyleyeceğim, bence artık 3'ümüz kalalım. Ne olacak ki? Burada sonra ne olabilir ki? Ne oldu sana? Şu an DVD kapağı gibi durmuyor muyuz? Evet, birisi 5'e bassın. Bastım. Sen basamazsın. Neden? Tam Mahmut'un arkasında. Arkadaşım sen basacaksın. Ben anca 1'e basabilirim. Ya sen tanıdığım en pislik herifsin. Ne dedim ki? Ben anladım onu gerizekalı. Ya bavul var. Elimi havaya kaldırırım. Ancak 1. kat. Kafanı eğ Mahmut'un. Vallahi ağzım açmadı. Kolunun ya, altından ya. Burnunla bas. Mahmut kolunu kaldır. Kolumun altından bas de. Kolumun altından bas. Dön kafayla, burnunla bas. Kim? Sen. Neredeki düğme? Mahmut'un koltuk altında tam. Şu yangın alarmı çalıştırsana. Arkadaşım! Asansördesiniz 2 saattir. Farkındayız. Evet, bas şuna burnunla. İyice bassana, adamın koltuk altı tam. Çalışmıyor, bas! Bastı. Bas iyice. Yandı ışık, yandı. Sana ne oluyor? Yandı. Evet, asansör hareket ettiği anda silkelenin. Fıst.
Evet. Koku mu geldi? Ne oldu? Benden mi o? Ne kokusu arkadaşım? Fıst diye bir şey oldu. Yok mu öyle bir şey? Senin kendinden haberin yok mu? Yok, ben içe doğru bırakıyorum. Evet, çıkıyorsunuz, asansör iyice sallanarak çıkıyor. Ay, Mahmut Bey, güvenli bir asansör müdür bu? Evet. Balayına geldiğimiz otele bak. Asansörü ben kullanmıyorum onun için. Fark ettik. Evet, Mahmut de ki, benim arkam durdunuz, beşe geldiniz. Benim arkam dönük olduğu için kapıyı açamıyorum de. Yok, zaten açma, dörde inelim. Çünkü bizim oda dördüncü katta. Mahmut söyle. Hiç acele etme Mahmut, daha buradayız. Mahmut söylesene. Kapıyı açamıyorum. Mahmut, kapıyı açamıyorum deyip niye dönüyorsun? Sen sıkışmışsın, gel buraya. Kucakla bunları, sıkış. Kapıyı açamıyorum. Canın sağ olsun. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Arkadaşım bir çözüm üret. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Benim tanıdığım Mahmut ile daha devirir ama... ...bir kapıyı açamaman... Mahmut, aç şu kapıyı. Hadi Mahmut Bey, yaparsınız siz. Yaparsınız. Arkadaşım, çocuğa bir akıl ver. Büyüksün sen. Mahmut, olduğun yerde dön. Olduğun yerde dön. Evet, evet, işte bu. Hadi açın bir. Mahmut sizi yapıştırmış cama iyice. Cama yapışın. Evet, açmaya çalış Mahmut, aç ama. Arkadaşım bağır, daha dayanamıyoruz. Asansörün burası niye cam? Aynı orası. Evet, açamıyorum de Mahmut. Açamıyorum. Mahmut Bey. Aç Mahmut, ha, Mahmut aç. Bana yardım aç, anlamında mı söylüyor? Aç şunu, evet. Aç, inin aşağıya. Ama birbirinize yapışmışsınız asansörün içinde. Artık o zaman böyle. Şöyle hafif dönmemiz lazım çünkü kapıdan anca geçebiliriz. Yapışmışsınız, ayrılamıyorsunuz. Mahmut, odanın kapısını aç. Prodüksiyon, yatağı getir. Ne? Prodüksiyon, yatağı getir. Mahmut, göster yatağı. Sen önce bir kapıyı aç da Mahmut. Mahmut, aç kapıyı. Mahmut Bey, anahtar bendeydi, buyurun. Mahmut, odanın içinden kapı... Ne yaptın oğlum kapıya? Mahmut, odanın içinden kapıyı niye açıyorsun? Evet, aç kapıyı. Göster eyvallah yatağı. Buyurun efendim. Siz yapışmışsınız, ayrılamıyorsunuz. Ayrılamıyoruz. Evet, üçünüz birlikte yatın yatağa. Ya bir tuvalete gitseydik ya. Söyle, benim tuvalete gitmem lazım. Benim tuvalete gitmem lazım. Hadi gidelim hayatım. Hep beraber mi? Anneciğim, hep beraber yapıştık sonuçta. Bundan sonra hayat hep beraber. Ya böyle saçma şey olur mu Ezgi? Ayrılmaya çalışın. Hocam, yani yapıştınız diyorsunuz. Önce şey, geldin odaya, bıraksana bavulları artık. Ha, tamam. Bavulları herhalde sonra açarız, Mahmut, değil mi? Sen bahşiş bekliyorsun. Sen de vermemek için her şeyi yap. Oh, burası güzelmiş. Bahşiş demin asansörde aldın. Ben üstünü alayım. Evet, Mahmut'u alkışlarla gönder yerine. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Mikrofonu alacaklar şimdi. Kayınvalide, yat yatağa, yayıl. Oh. Yayıl. Oh, çok güzel burası. Daha ne kadar yayılabilir ki? Evet. Evde böyle mi ya? Allah aşkına ya. Sevgilim, yatmıyor muyuz de? Sevgilim, çok yorulduk. Yatmıyor muyuz? Artık yatmıyoruz. Ha, bu saatten sonra ben bu ilişkinin yürüyeceğini hissetmiyorum. Bence bir deneyelim. Yani yatmayı. Peki. Kusura bakma. Arkadaşım! Saçmalama. Olmaz böyle bir şey. Yürümüyor bu ilişki. Ne yapayım ben ya? Bunu evet, bırakayım ona. Sen üzgün bir şekilde ayına sarıl ve de ki seni annenle baş başa bırakıyorum. Ben bir hayalin peşine düştüm ama böyle değilmiş falan. Duygusal bir konuşma yap, kapıdan çık git. Çok affedersiniz, iyi istirahat. Seni gerçekten çok sevdim fakat annenin bizimle yaşayacağını bilmediğim için ben bu ilişkinin yürüyebileceğine inanmıyorum. Yani sana olan sevgime rağmen ben anne beraber olamayacağım. Odanın kapısına doğru yürürken gitgide küçülürsün. Küçülerek gidersin kapıya doğru. Evet. Küçülürsün, küçülürsün, küçülürsün. Hayatım, kapı bu taraftaydı. Önce bir tuvalete gitseydim, o kadar yoldan geldim ya. Bu konuşmanın üstüne bir tuvaleti kullanmana müsaade eder miyim? Evet, yüksel müzik. Reklama bak, yüksel müzik. Küçülürsün Ezgi. Annene bakar, kocasına bakar. Annesine bakar, kocasına bakar, hönkürerek arkasından koşar. Hönkür! Hayır, öyle değil ya! Ya içinden ağlamak çıkar, anladın mı? 3, 2, 1, sen kapıdan çık arkadaşım. Merdivenlerden
İnerken Ezgi arkadan koşacak, seninle beraber merdivenlerden yuvarlanıp eşikte sarılacaksınız. 3-2-1 buyurun. Yuvarlanıp sarıl. Öldükten evet. Sonra mutluyuz artık. Evet, 3-2-1 buyurun. Kocacığım, kocacığım. Kocacığım yalvarırım, dur ne olursun. Hayır, hayır. Senin gözünde o kadar küçüldüm ki. Hayır, ne olur, ne olur. Yuvarlan! Lan oradan yuvarlan! Hangi merdiven? Başka merdiven yok ki. Ezgi taşa git. Yuvarla koca değil mi? Diye. Hayır, sen yuvarlanma. Sen normal git. Beni bırak, ayı öldü. Kocacığım. Öldüğünü sanıyor senin arkadaşım. Öldü, senin gözler falan her yer kaymış. Kafa göz gitmiş senin. Evet Ezgi, yapış. Kocam. Kocam. Arkadaşım söyle, ananı bıraktın da mı geldin? Ananı bıraktın da mı geldin? Bıraktım anamı. Tamam o zaman. Kocam benim. Beni bırakmadı Ezgi. Beni bırakma. Oğlum annesi... Bırakma beni ne olur. Ya ne olur, ben öleyim burada, öleyim ya. Arkadaşım. Adama bir şey olur, ölür ya. Arkadaşım kaşın gözün dağılmış. De ki kurban olduğum de, beni bir daha bırakma. Ananı aramızdan çıkar de. Lütfen beni bir daha bırakma. Anneni aramızdan çıkar. Tamam hayatım, çok gerildim biliyorum ama bak bundan sonra annemi karıştırmayacağım. Yalvarırım. Ben de senin ayını Hadi. İstemiyorum de. Ben de senin ayını istemiyorum ama. Benim annem senin ayın. Yani benim annem... Ya bundan sonra anneni mi taşıyayım? Hayır. Lütfen. Annemi mesafeli bir şekilde hayatımda koruyacağım. Sen de şu ayıyı kucağından tamam. Bırak artık. Tamam. Ha? Tamam. Hadi. Atı elinden, ver onu. El ele tutuşun. El ele tutuşun ağır çekimle. Yürüyün, yürüyün. Yürüyün, yürüyün. Dönün seyirciye doğru. Kestik. Kimi? Anneyi mi? Hayır. Tamam. Film burada biter. Anne orada kaldı. Gönder anneyi alkışlarla yerine. Arkadaşım gelsene öne. Evet, anneyi yerine gönderdiniz. Filmim... Ezgi gelsene. Evet. O gider kendisi. Tamam. Arkadaşım, nasıl hissediyorsunuz? Terli. Gidin içeri hazırlanın, gelin çabuk.